Arkadaşlar merhaba. Ahi Evren Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Ercan Tamer Altuntaş. Soru çözümüyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Alt, e, altı çizili sözlerle anlatılmak isteneni sormuş bize. İki tane altı çizili cümle var ve cümlelerin karşıladıkları anlama baktığımız zaman birinci cümle gerçeklerle bağını bir sütün kesmemiş hayaller şeklinde karşımıza çıkıyor. İkinci cümle de edebiyatı işaretecek bir ortam oluşturulması şeklinde karşımıza çıkıyor sorunun doğru cevabı B şıkkı. İkinci soru soruda kuluçka dönemi kelime grubunun altı çizilmiş. Karşıladığı anlamı soruyor bize. Kuluçka dönemi diye söylenen bu cümlede kelime grubunda hazırlık evresi, hazırlık aşaması, oluşum kısmı, oluşum zamanı diye anlamlar karşımıza çıkmaktadır. Bunu da en iyi karşılayan E şıkkında Sanatçının rehberliğinde yola çıkan genç şair ciddi bir hazırlık evresinden sonra özgün yapıtlar vermeye başlar cümlesindeki hazırlık evresi diye. Kuluşka dönemi anlamını kapsıyor. O yüzden sorun doğru cevabı E şıkkı. Üçüncü soruda yine bazı ağaçları işaretleyip küçük patikalar açmak sözüyle anlatılmak isteneni sormuş bize. Şimdi paragrafın bütününü okuduğumuzda bu cümlenin bize ifade ettiği anlam faaliyetleri kolaylaştıracak yollar hazırlamak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. O yüzden soruncu... Doğru cevabı D şıkkıdır. Dördüncü soruda iki, iki tane cümle verilmiş. Bu cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş halini sormuş bize. Bu iki cümlenin anlamca birleştirilmiş en doğru hali C şıkkında karşımıza çıkıyor. Oksitlenme sonucu hücrelerin hasar görmesiyle oluşan Aşırı fiziksel aktivite içinde olan ya da aşırı çeken insanlarda görülen oksidatif stres, insanlarda parça hipertansiyon, diyabet, kısırlık, kronik yorgunluk sendromu gibi önemli hastalıklara yol açmaktadır şeklinde karşımıza çıkmaktadır. O yüzden sorunun cevabı C'dir. Beşinci soru, e, yine paragraf sorusu. Romanın ele alındığı parçada numaralı cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez sorusu. Şimdi ikinci cümleye baktığımızda B şıkkında romanın çok okundu dile getirilmiştir diye bir şey söylenmiş ama paragrafta ikinci cümleye baktığımız zaman toplumun dinamini yakalayan bir tür olduğunu gösterir bize diyor. Şimdi toplumun gerçeklerini, oluşum şeklini, oluşumunda ya da günlük yaşamdaki hareketini yakalamış bir tür olarak karşımıza çıkıyor ama çok okundu dile getirilmiyor. O yüzden sorunun doğru cevabı B şıkkı. Altıncı soruya baktığımız zaman yine iki cümle ve bunların en doğru biçimlendirilmiş, birleştirilmiş şeklini soruyor bize. Altın sorunun doğru cevabı yine burada C şıkkı. Çünkü en güzel, en doğru biçim birleştirmiş hali C şıkkında karşımızda var. Kimi doğa bilimcileri İstanbul'un asıl simgesi olarak lale yerine İstanbul'a özgü ve az bulunan bir bitki türü olan Kadıköy acı çiğdemini kabul eder şeklinde. En güzel birleştirilmiş halidir. O yüzden sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Yedinci soruya geldiğimiz zaman yedinci soru bir e, dil bilgisi sorusu. Hangisinde ayraç içinde bildirilen ses olayının örneği yoktur diyor. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman NM değişimi demiş paragraf parantez içerisinde. Cümlede n NM değişimi cümbüş kelimesinde karşımıza çıkıyor. Çünkü kelimenin eski hali cümbüşken daha sonra B dudak ünsüzlüğünde ünsüzlüğüyle birlikte NM'ye dönüşüyor ve cümbüş oluyor. B şıkkında ünsüz düşmesi diye söylemiş. Bu cümlede ünsüz düşmesi sıcacık kelimesinde karşımıza çıkıyor. Sıcak kelimesine cıkçık küçültme eki gelerek sıcacık diye oradaki ünsüz düşmesine neden oluyor. C şıkkında seçkin konuşmacıların katıldığı bu programı beğendim cümlesinde ünsüz benzeşmesini söylemiş. Seçkin kelimesindeki kinkin eki ünsüz benzeşmesine bir örnektir. Çünkü ekini eski hali ya da doğru hali gıngindir. G, K'ye dönüşmüştür. O yüzden ünsüz benzeşmesi vardır burada. Yeryüzünün sıcaktan kavrulduğu bir Temmuz ayı yaşıyorduk cümlesinde. Hece düşmesi demiş. Hece düşmesi bizim bildiğimiz manayla ünlü düşmesidir. Kavrulduğu kelimesindeki, kavurmak kelimesindeki U ünsüzü düşmüştür. O yüzden burada aynı zamanda bir hece düşmesi meydana gelmiştir. Ama E şıkkına geldiğimizde yalan söylediği konuşmasından bile anlaşılıyordu cümlesinde. Ünlü daralması demiş ama... Cümleye baktığımız zaman burada herhangi bir ünlü daralması yoktur. O yüzden sorunun doğru cevabı E şıkkı. 8. soruya geldiğimiz zaman 8. soruda hangisinin birden çok örneği yoktur diye sormuş bize. Şimdi burada e, sorunun doğru cevabı A zarf. Ama ötekilerin sırasıyla bakalım. Çekimli fiil diye sormuş. Çekimli fiiller bu cümlede mesela örnek olarak Olmazdı kelimesi bir çekimli fiil. Ee, olsun kelimesi çekimli fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da olsaydı kelimesi çekimli fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Zamir olarak baktığımız zaman kendi en başta kendi kelimesi var. Zaten bir dönüşlülük zamiri. Ondan sonra onun kelimesi, bana kelimesi gibi kelimeler de yine zamir olarak kullanılmıştır. Yani birden çok örneği vardır. Şimdi sıfat olarak baktığımız zaman, kör herif dediğimiz zaman... Evet. Kör herif dediğim zaman oradaki kör kelimesi zaten bir sıfattır. Aşağıda da temen selim dediğim zaman temen selim dediğim zaman temen kelimesi yine bir unvan sıfatıdır. Onun da birden çok örneği var. Ek fiile geldiğim zaman olsaydı kelimesi olsa idi ve olmazdı kelime kelimesi olmaz idi şeklinde. Yani basit zamanlı fiilin üzerine gelen birleşik zamanlı yapmış ek fiil. Bu iki kelimede de ek fiil vardır. Ama cümlenin bütününe baktığımız zaman zarfın birden fazla örneğini göremiyoruz. O yüzden sorunun doğru cevabı A şıkkı. Dokuzuncu soruya geldiğim zaman farklı bir çekim eki almıştır diyor. Hangisidir diyor. O, e, şimdi soruya baktığımız zaman insanı kelimesinin insan ve ı. ı gelmiş insan kelimesinin üzerine. Buradaki ı belirtme halekidir. Yine üçüncü, ke üçüncü kelimedeki duranı kelimesine duranın üzerine gelen yine belirtme halikidir. Hüznü gel kelimesinin üzerine gelen ı eki ve yalnızlığı kelimesinin üzerine gelen ı eki yine belirtme haliki olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama adı kelimesinde onun adı diye ifade edebildiğim bu kelimedeki adıdaki ı eki iyilik ekidir. O yüzden dokuzun sorun doğru cevabı b şıkkı. 10 e, cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diye sormuş. A'da isim fiil diyor. Geçmişte insanların denizcilikte, haritacılıkta ve astronomi yani gök bilimde karşılaştıkları problemi çözmek. Şimdi çözmek kelimesindeki makmek eki bir isim fiil ekidir. Faydalandıklarıdaki e, faydalandıklarındaki dık, dik eki sıfat fiil ekidir. Ek fiil en sondaki alandır kelimesinin sonuna gelen dur eki bir ek fiil ekidir. Ya ek eylemek ekidir ilgeç diye söylediği şey edat e, çözmek için için zaten orada için diye bir edat var. Ama bu cümlenin tamamına baktığımızda çekimli fiil yok. O yüzden sorunun doğru cevabı E şıkkı. 11. soruya geldiğim zaman cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi birinci cümlede 3 eylemsi türünde örneği vardır diye sormuş. Ama cümleye, cümleye baktığım zaman yaşama elverişli bölge bir gezegenin yüzeyinde sıvı suyun bulunmasında ma isim fiileki var. Uygun koşullara sahip bölge olaraktaki ara gerek zarf eki var. Tanımlanır diye sormuş ama bu cümlede sıfat fiileki yok. Yani sorunun doğru cevabı A. Ama ikinci cümleye bakalım. İkinci cümle özne yüklemden oluşmuş mu? Bunun nedeni suyun canlı yaşamı için vazgeçilmez olmasıdır. Suyun canlı yaşamı için vazgeçilmez olması yüklem ne? Bunun nedeni. Özne. Evet özne yüklemden oluşmuş. Üçüncü cümlede birden çok ad tamlaması var mı? Esasen sudan başka sıvıların içi. Evet sıvıların içi dediğim zaman bir isim tamlaması. Uzayda en çok bulunan sıvı olduğu için dünya dışı. Dünya dışı dediğim zaman da Dünya dışı dediğim zaman da bir yine bir isim tamlaması olduğunu görüyorum. O yüzden bu cümlede birden çok isim tamlaması var, ad tamlaması var. Dördüncü cümlede basit türemiş ve birleşik sözcüklerin örnekleri var mı diye sormuş. Evet dördüncü soruya baktığım zaman su basit bir isim olarak hemen karşımıza çıkıyor. E, türemiş kelime olarak baktığım zaman e, yaşanmanın kelimesi mesela bir türemiş kelimedir. Ya da bulunan kelimesi bir türemiş kelimedir. Çünkü bulmak, bulunmak ve bulunan diye... E, yapım eklerini almış olan bir kelime türemiş olarak karşımıza çıkıyor. Belirleyebilmek kelimesi de birleşik bir sözcüktür. Belirleyebilmek, abilmek bir, bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci cümlede hem çokluk hem iyilik iki hem yönelme eki almış bir sözcükten bahsediyor. Özelliklerine kelimesini gördüğümüz zaman, bak ile aldığımız zaman özelliklerine kelimesine bu kelime hem çokluk ekini almış özelliklerindeki i hem ilk iki almış hem de en sona gelen ae eki yönelme hal ekini almış. Yani bu bu kelime bu söylenen 3 eki de almış. O yüzden sorun doğru cevabı A şıkkı. 11. 12. soruya geldiğimiz zaman hangisi yanlıştır diye sormuş. Ne? Birinci cümle nüklemi türemiş fiildir demiş. Evet cümlenin yüklemine baktığım zaman geliştirdi kelimesi. Bakıyorum gelişmek, geliştirmek evet türemiş bir fiil. İkinci cümlede birden çok sıfat var mı? Bu mikromotorlar derken bu bir, bir sıfat. Yarım kapsüldeki yarım da bir sıfat. Evet birden çok sıfat var. Üçüncü cümleye baktığım zaman üçüncü cümlenin yüklemi diyor geçişli çatılı demiş. Hayır kaplanmıştır yüklemine baktığım zaman bu kelime geçişli değil. Çünkü nesne almayan bir fiil bu kelime. O yüzden burada geçişlikten bahsedilmiyor. Dördüncü cümleye baktığım zaman öznesi ve yer tablayıcı söz yöneğinden oluşmuştur diyor. Motorların gövdelerinde mıknatıslar kullanılarak hareketlerinin yönlendirilmesine imkan veren bir miktar nikel vardır. E, vardır yüklen var olan ne? Bir miktar nikel. Evet bu özne e, bir kelime grubundan oluşmuş. Yer tamlayıcısı yani dolayı türmeşten bahsediyoruz. Dolayı tümleş de hareketlerinin yönlendirilmesine gerek yine bir kelime grubundan oluşuyor. O yüzden do bu da doğru. Beşinci soruya geldiğim zaman. Beşinci cümle zarf tümleci özne ve yüklemden oluşmuş mudur diyor. Motorları harekete geçirmek için ultrason dalgaları kullanılıyor. Kullanılıyor yüklem. Kullanılan ne? Ultrason dalgaları. Niçin? Motorları harekete geçirmek için. Evet zarf tümleci özne ve yüklemden oluşan bir cümle. Doğru. Ama C şıkkı yanlış. O yüzden 12. sorunun doğru cevabı C şıkkı. 13. 13. soru. Bu parçada hangisinin örneği yoktur diye sormuş. Devrik cümleden var mı? De bakıyoruz hemen paragrafa baktığım zaman devrik cümle var. İkinci cümle küçücük dükkanlarda mis gibi zeytin özü sabunlarla karşılaşacaksınız sık sık dediğim zaman bu cümle devrik bir cümle. Çünkü yüklem ortada. Yüklemden sonra gelen kelimeler var. Ee, bağlı cümle var mı diye sormuş. Bu biraz kenarda dursun. Şartlı birleşik cümle diyor. Evet baktığım zaman istiyorsanız, ayvalığın kokusunu evinize götürmek istiyorsanız derken sahası eki şartlı bir birleşik bir cümle. Ee, bağımlı sıralı cümle demiş. Farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü ayvalıkta geçmişe ait kanıtlar rastlayabilir. Onları inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz diye. Burası bağlı bir cümle, şey sıralı bir cümle ve öge ortaklığı olduğu için bağımlı sıralı bir cümle. Peki öge ortaklığı ne burada? Ayvalık'ta Türkiye'li dolaylı tümleci hem birinci cümlede hem ikinci cümlede dolaylı tümleci olarak karşımıza çıkıyor. Bu ortaklık bağımlılıktan bahsedebiliriz. Biçimce ve anlamca olumsuz cümle. en sonki cümle biçimce ve anlamcı olumsuz cümle olarak karşımıza çıkıyor. Ama cümlenin tamamına baktığımız zaman burada bağlı cümleyi göremiyoruz. Yani bağlaçlarla bağlanmış iki cümleyi göremiyoruz. Sorunun doğru cevabı B. 13 B. 14. Aşağıdakilerden hangisi öğeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümleyi özleştir diye sormuş. 14'e baktığım zaman aklın bağlamadığı dostluğu akılsızlık akılsızlık kolayca çözebilir. Çözebilir yüklem. Çözebilen ne? Akılsızlık özne. Kolayca kelimesi nasıl çözebilir? Kolayca zarf tümleci. Neyi? Aklın bağlamadığı dostluğu. Yani bu cümlenin dizilişi nesne nesne özne zarf tümleci ve yüklem şeklinde karşımıza çıkıyor. Cümlenin dizilişi bu. Buna uyan cümle C şıkkına baktığımız zaman hemen dünyanın nice güzelliklerini insanların doymak bilmeyen hırsı inanılmaz bir hızla yok ediyor. Yok ediyor yüklem. Neyi yok ediyor? Dünyanın nice güzelliklerini. Buraya kadar nesne. Yok eden ne? İnsanların doymak bilmeyen hırsı özne. Nasıl yok ediyor? İnanılmaz bir hızla yok ediyor diyor. Orası da zarf bilmece. Yani e, yukarıdaki cümleye öl, benzeyen cümle C şıkkıdır. Sorunun doğru cevabı C şıkkı. 14C. 15. soruya geldim. Kısaltmaların yazımı ile ilgili yanlışlığı sormuş bize. Baktığım zaman birinci, birinci şıkta Agik'in Evet kısaltma doğru yazılmış. Ondan sonra gelen ek doğru. B'de TL'nin diye kısaltmaya getirilen ek yine kısaltmaya göre yazılmış. Yüksek binalarda metrekare diye kısaltmaya getirilenek yine kısaltmaya gelecek şekilde düzgün yazılmış. E'de yine Profesör Doktor Erdinç diye kısaltma doğru yazılmış. Ama D baktığım zaman uçağı 25 kg den şeklinde kısaltma yapılmış ama gelenek yanlış yazılmış. Açılıma göre yazılmış. Sorunun doğru cevabı değişik. 15 Denizli. 16. soruya geldiğim zaman Hangisi işlevine uygun kullanılmamıştır? Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diye sormuş. 16. soruda baktığım zaman birinci de virgül doğru kullanılmış ama ikinci de orada nokta kullanılmış. Ama halbuki bu cümle okuduğum zaman isimleriyle ne güzel de donattır dünyamızı diye sanki ünlem cümlesi gibi karşımıza çıkıyor. Burada nokta olmamalıydı. O yüzden sorunun doğacağı 5'lik olarak karşımıza çıkmış. Öteki, öteki noktalama işaretlerine baktığım zaman sorun yok. Hepsi doğru ve yerinde kullanılmış. 17. soruya geldiğim zaman virgül aşağıdaki işlemlerden hangisinde kullanılmamıştır diye sormuş. Şimdi cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna virgül konur. Evet, doğrudur. Bu anlatım doğru. Baktığım zaman bu nerede var bu örnek? Alisante dünyaca meşhur tatil kenti. Evet, dünyaca meşhur tatil kenti bir ara sözdür. Başına ve sonuna virgüller konmuş. A şıkkının örneği var. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına. Evet bakıyorum hemen. E, deniz, kum ve güneş arzulayan tatilcilere bulunmaz güzelliğinde şey diye söylenen cümlede deniz, kum ve güneş diye e, birbiri ardında söylenen eş görevli sözcükleri ayırmak için de kullanılmış. Doğru. Sıralı cümleleri birbirine ayırmak için demiş. Sadece İspanya'ya İspanya'da meşhur değildir. Bütün Avrupa'da adından söz ettiren bir yerdir. Cümle, bu, burası tamamen bir sıralı cümledir. Bu sıralı cümleleri ayırmak için burada virgül kullanılmış. Bunun da örneği var. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için diye söylenmiş. Kent İspanya'dan Fransa'ya kadar pek çok ülkeden insanın dikkatini çekmiştir. Bu cümle de özne yüklemden uzak düşmüş ve onu özellikle belirtmek için yine virgül kullanmış. Bunun da örneği var ama E şıkkında anlama güç kazandırmak için kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konmuş diyemiş. Böyle bir kullanımdan bahsedemiyoruz. O yüzden 17. sorunun doğru cevabı E. 18 yazım yanlışlığı yazım sorusu. Baktığım zaman milattan önce 2000'li yıllarda evet burada yazım yanlışı olarak bir şey göremiyorum. Milattan önce de bir yazım yanlışı yok. 2000'li yıllarda orada bir yazım yanlışı yok. Üçüncü cümlede Çanakkale Boğazı bir yer ismi olduğu için özellikle bir, ikisi de büyük yazılmış. Doğrudur. Hitit kolonisi ve Troya kentine baktığımız zaman Burada koloni ve kent kesimler, kent isimlerinden önce gelen özel isimler büyük yazılmış. Daha sonra gelen genel isimler küçük yazılmış. Bu, bu ikisinde de sorun yok ama Girit Adası diye söylediğim zaman burası bir yer. Bir yer ismi olduğu için buradaki ada büyük harfle yazılmalı. O yüzden sorun doğru cevabı Bursa olmalı. 19. soru soru bir paragraf sorusu artık. İki para bu parça iki paragrafa ayrılmaksızın ise ikinci paragraf nereden başlar diye sormuş. 19. sorunun doğru cevabı C şıkkı. 4'ten ayrılmalı. Neden? Şimdi 4'e kadar akıllı gözlükler ve onun, onun bütün onun özelliklerinden bahsedilmiş. Ama 4. cümleye bağ geldiğim zaman akıllı gözlüklerin çeşitlerinde geçmiş. Yani anlamsal olarak paragraf buradan farklılaşmaya başlamış. O yüzden sorunun doğru cevabı C şıkkı olmalı. 19. 20. soru yine bir paragraf sorusu ve Hangisi düşüncenin, düşüncenin akışını bozmaktadır diye soruyor. Yine burada 4 numaralı cümle yani C şıkkı e, cüm, akışı bozuyor. Neden? Şimdi bir gök cisminin örneğin bir yıldızın tayfı kendisine ait parmak izidir. İzi gibidir. Tayflar sadece gök cisminin kimyasal yapısı hakkında bilgi vermez. Aynı zamanda içinde yaşadığımız güneş sistemi ve diğer, diğer gök adalarının oluşturdukları ilk dönemde kimyasal bileşimleri ve zamanla geçirmiş oldukları değişimler hakkında da önemli bilgiler sağlar. Şimdi tayfla ilgili burada bilgi verdikten sonra 4 numaralı cümlede bir gök cisminin tayfının elde edilmesi için tayf çeker adı verilen özel cihazlar kullanılıyor diye. Burada çok farklı bir şeyden bahsedilmiş. Başka bir cihaz işin içine girmiş. O yüzden 4 numaralı cümle akışı bozmaktadır. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 21. Şimdi parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diye yine bir paragraf sorusu. Cümlenin bütününe baktığım zaman şimdi adam burada ödülle kitapları karşılaştırıyoruz. Sanki... Ee, kitapların ödüllerden daha değerli olduğunu ve ödüllerin ortaya çıkışının kitaptan olduğunu düşünüyor. Böyle bir anlam veriyor bize. O yüzden boş bırakılan yere hatta bir adım daha ileri gidip şunu söyleyeyim dedikten sonra A şıkkını getirdiğim zaman e, anlamsal olarak bütün sağlamış oluyoruz. Yapıtları değerli kılan ödüller değil, ödülleri değerli kılan yapıtlardır şeklinde yazarın söylemek istediği cümle ve burayı örten, tamamlayan cümle şeklinde karşımıza çıkıyor. O yüzden 21. sorunun doğru cevabı A şıklıdır. 22. soruya geldiğimiz zaman 22. Paragrafın bütünde yazarı mutlu eden asıl sebebi sormuş bize. Yazarın burada paragrafın bütünde ortaya koyduğu ve savunduğu düşünce olarak öykünün öykü yazmasını ve niye öykü yazdığını, öykü yazdığını, öykünün anlattığının şiirle ve romanla anlatılamayacağını anlatıyor ve en sonunda onu sevindiren şey şu türler arasındaki ayrıma ilişkin düşüncesinde haklı çıktığı. Yani sorunun doğru cevabı D olarak karşımıza çıkıyor. 23. 23 yine yine paragraf sorusunda parçada asıl vurgulanan düşünceyi sormuş bize. İnsan büyüklüğü yalnızca düşünmesinde değil, çıkarsız düşünmesindedir. Güneşin doğduğu her günü görebileceğini biliyordu. Ölümlü olduğunu bilincindeydi diye başlayan bu paragrafta yazarın asıl vurgulamak istediği şey İnsan öleceğini bildiği halde yaşamı zenginleştirmeyi seçtiği için her zaman büyüktür. O yüzden sorun doğru cevabı A'dır. 24. soruya geldiğim zaman. Bu parçada toplumsal problemle, problemlerin özellikle hangi yönü üzerine durulmuş? Parçada bir toplumsal problemden bahsediliyor. Kıtlıktan bahsediliyor. Hastalığa veya ölüme yol açmasından bahsediliyor felaketin. Şimdi buradaki bu problemin temel özelliği zihinlerdeki etkisinin asırlarca sürebildiğidir. Yani yazar nasıl vurulamak istediği budur. Çünkü o felaketlerin 500 yıl 500 yıl sonra bile Grimm kardeşlerin kitabında ortaya çıkması da zaten bunun bir göstergesidir. Zihinlerdeki etkisinin asırlarca sürebildiği. Yani 24. sorunun doğru cevabı E şıkkı. 25. Parçada savunulan düşünceyi destekleyen bir örnek olabilir diyor. Şimdi parçaya baktığım zaman yazar bir ülkede değil, bir dilde yaşar. Yani Doğup büyüdüğü içinde yaşamış olduğu coğrafya değil. Yazar olarak kurduğu dünyanın, yani kendi sözcüklerinin kendine öz kendine özgü bir dilinin olmasından bahsediyor burada. Yani yazar e, nerede yaşarsa yaşasın kendi kullandığı ve de e, oluşturduğu dil sayesinde ayakta kalabileceğini savunuyor. O yüzden bu parçada savunulan düşünceyi destekleyen örnek ana dili İngilizce olan James Joyce'un İngilizcenin baş, baş yapıtı olan sesi İsviçre'de yazmasıdır. Evet, yazarın İsviçre'de olmasından ziyade kendi kullandığı ve oluşturduğu dil sayesinde önü, ön plana çıktığıdır ve sorunun doğru cevabı B, C şıkkıdır. 25. sorunun doğru cevabı C. 26. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçada savunulan düşüncelerle aynı doğrultuda değildir diye bir soru sorulmuş. Hayat yatağınızdan kalktığınızda, yüzünüzü yıkadığınızda, kahvaltıya oturduğunuzda değil. Eşitten atlayıp sokak kapısını araladığınızda başlar. Yani hayatı yakalamaya gayret etmezseniz onun öyküsünü yazmaya çalışmak şöyle dursun. Yazılmış öyküsünde, öyküsünde yan karakteri bile olamazsınız. Öyleyse üstünüze başınıza çekip verin ve kendinizi hemen içeri ve gerçek bir yazar gibi olun. 26. soruda yazar anlatmak istediği şey ee, gerçek yazarlar hayatın içinde olanlar işte hayattan kopmayan, hayatın her zaman içinde var olan ve onun gerçekliğini anlatan yazarlar şeklinde e, özetleye özetleyecek olursak yazarın anlatmak istediğini burayla çelişen ifade düş yeteneği gelişme, gelişmemiş bir kişinin nitelikli yazar olamazdır. O yüzden e, anlatılanla aynı doğrultuda olmayan cümle E şıkkıdır. 26. sorunun doğru cevabı E. 27 Emile Zola ile ilgili bir paragraf ve paragrafta hangisinin Emile Zola ile ilgili ne söylenemez diye sormuş. Şimdi Emile Zola e, işçi hareketleri üzerine yazılmış romanların en büyük sayılan Germinal yazmaya başladığında onun ne yaptığını, nelerle ilgilendiğini ortaya koyan bir paragraf verilmiş. Hangisi söylenemez diye sorulmuş. Şimdi yukarı paragrafa baktığımız zaman Emile Zola bir bilim adamı titizliğiyle çalışmış. Gözlemlerinden de yararlanmış. Araştırmaya da önem vermiş birikimlerden ve belgelerden de, de yararlanmıştır ama böyle bir paragrafa baktığım zaman Emile Zola'nın duygusallıktan uzak bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyemem. Böyle bir anlam çıkaramam. O yüzden 27. sorun doğru cevabı B. 28. soruya geldiğim zaman 28. soruda Ziya Gökalp'in Topkapı Sarayı'nı milli Uzo müze olarak görmemesi ee, ne anlatan bir paragraf? Niye bu hangi gerekçelere dayanarak bunu söylüyor diye bir soru çıkıyor karşımıza. 28. soruya baktığım zaman Ziya Gökalp diyor ki paragrafta kendi kültürümüze ait eserlere az yer verdiği için ve evrensel nitelikteki obje koleksiyonlarına ağırlık verdiği için e, Topkapı Sarayı'nı bir müze olarak görmüyor. O yüzden sorunun doğru cevabı D şıkkı. 28'de. Yirmi dokuzuncu soruya geldiğim zaman bu parçada aşağıdaki yaygıların hangisine ulaşılamaz diye bir soru. Şimdi orta çağ toplumlarında şövalye, şövalye bir idol değilse de bir ideal sıfat yüksek sınıfta sınıfa genellikle de soylu bir aileye mensup olduğunuzu gösteriyor diye başlayan paragrafta. Şimdi şövalyelikle ilgili hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Şimdi, şimdi şövalye yalnızca fiziksel beceriler değil e, aynı zamanda başka tür becerilerin de gerektirdiğini ifade ediyor ve bu, bu paragrafta bulunabilir. Şövalye olmanın belli sorumluluklara beraberinde getirdiği diye bir paragrafta anlam çıkabiliyor. Şövalyelerin seçkin bir ailenin üyesi olarak bilindiğine diye bir anlam paragrafta var. E'de şövalye tipi şövalye tipinin orta çağ toplumunda olumlu bir karşılığının bulunduğuna böyle bir anlam da var ama A şıkkındaki şövalye romanları yoluyla halkın belli erdemlere edilmesini sağladığına. Hayır böyle bir anlam bu paragrafta çıkmıyor. Şövalye romanları halkın erdemleri sağlamasına, edilmesini sağlamıyor. Onları görmesine, onların e, farkına varmasına e, sağlıyor. O yüzden sorunun doğru cevabı A. 29. soru A şıkkı. 30. soruya geldiğim zaman Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye bir soru. Paragrafın bütününe baktığımız zaman ulaşılabilecek en güzel yargı Sivil havacılığın ilk yılları günümüz olanaklarıyla karşılaştırılmasa da dönemine göre önemli atılımlara sahne olmuştur diye bunu söyleyebiliriz. O yüzden 30. sorunun doğru cevabı E diyebiliriz. 31 Parçanın anlatımında hangisi yoktur diye sormuş. Şimdi sayıp dökmelere diye e, yer verilme diye söylenmiş. Evet baktığımız zaman hakikaten tarihten başka neyiz ki? Orta Doğu'da mitoloji, din, mezhep, tarikat, hanedan, aşiret, mir, reis, bey, ana, baba, çocuk derken adam sayıp döküyor zaten. Var. Bir koşul öne sürme var mı? Evet. E, baktığım zaman tarihi böyle tanırsak kendimizi tanırız. Bu bir koşuldur. Koşul öne sürme var. Açıklamaya başvurma var mı? Zaten paragrafın bütününde bir açıklama yapıyor adam. Farklı cür cümle türleri kullanıyor mu? Evet, baktığım zaman isim cümlesi, fiil cümlesi, farklı cümle türlerini de kullanıyor ama soyut kavramları somutlaştırmıyor. Yani böyle bir e, anlamsız anlamsal olaya girmiyor. 31. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. 32'de hangisi bu parçada savunulan düşünceyle örtüşmez sorusu. Şimdi Paragraf'ta baktığım zaman kırlarda taşların altında eciş bir bitkiler görürsünüz. Bu toprağın altında çimlenip yeryüzünde boy vermek için harekete geçen tohumcukların tam da gün yüzü görmek üzereyken başlarını toprağından çıkardıklarında hain bir taşı rastlayışlarının hazin görüntüsüdür. Yani ama burada bitkiler bundan pes etmiyorlar. Yine de dışarı çıkıyorlar. Taşın altında kalsa bile hatta bazıları taşın kenarında boyunu uzatıp dışarıyı dışarıya güneşini yakalıyor diye Paragraf adam anlatmış. Yazar bize bunu vermiş. Burada örtüşmeyeni soruyor. 32'de. Şimdi A şıkkında yaşamın olumsuz yanlarına takılırsa bir yazar eser veremez. Bu e, yazarın söylemek istediğiyle birebir örtüşüyor. Nitelikli yazarlar imkansızlıklar içinde bile yazma edinimi devam ettirirler. Bu çabayı asla bırakmazlar. C de aynen örtüyor bire, örtüşüyor birebir. Yazmak her türlü engeli aşıp hedefine ulaşabilme tutkusudur. Evet. Yine aynı şekilde örtüşüyor. İyi bir yazar olmak yılmadan çalışmayı zorunlu kılar. Doğru. Yine yazarın söylemek istediğiyle birebir örtüşüyor ama B şıkkına baktığım zaman yetenekten beslenmeyen bir tutku kişinin yazar olmasına yetmeyecektir. Şimdi bu cümle yukarıdaki yazarın anlatmak istediğiyle örtüşmeyen bir cümle. O yüzden 32. sorunun doğru cevabı B. 33. soruya geldiğimiz zaman olumsuz duygularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde değinilmemiştir? 33. soru. 33. sorunun paragrafın bütününe baktığımız zaman değinilmediği şey bütünüyle kurtulmanın mümkün olduğuna. Şimdi böyle bir anlam, böyle bir e, olumsuz böyle bir şey kavram çıkmıyor bu cümleden. 33. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. 34. E, bir diyalog sorusu. Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmeli, hangi sorular sorulmalı diye sormuş. 34. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Çünkü bu sorulara baktığım zaman bir iş insanı olarak sanata ilginiz ve yazın hayatınız nasıl başladı diye sorulmuş. Yazarın cevabı da bir, o bir gün anlatmak istediklerim olduğuna ve onların birilerinin hayatlarına dokunabileceğine karar verdim ve bunun en doğrudan yolu olarak da kurgu yazmaya başladım diye yazmaya başladığını belirtiyor. İkinci soru da öykülerinizin bir çoğunluğu mutsuz sonuna bitiyor. Neden? Baktığım zaman mutluluk istisnadır ve giderek daha az insan hissedebildiği bir duygudur bana kalırsa. Ayrıca ben okurumu şaşırtmayı, şok etmeyi ve derin bir nefes alıp düşündürmeyi seviyorum diye cevap vermiş. Yani burada sorulabilecek en doğru sorular D şıkkında görünüyor. Sorunun doğru cevabı D şıkkı. 35. soruya geldiğimiz zaman Bu parçaya göre adı geçen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Evet. E, yukarıda Halit Siyah'ın e, ismi geçen eserleri Mayi ve Siyah, Kırık Hayatlar Aşkın Memnu. Paragrafın bütününü okuduğumuzda beklemelerinin sebebi, bunların ortak özelliği Sadelik kaygısıyla yeniden yazılmalarıdır. Paragrafın bütün noktadan böyle bir anlam çıkıyor. 35. sorunun doğru cevabı E şıkkı. 36'da edebiyatı cedide sanatçılarının en büyük yanılgısı ne olmuştur? Onları e, yanıltan şey ne Eserlerinde halktan kopuk bir dil kullanmalarıdır. Paragrafa göre baktığım zaman paragrafta da şöyle bir anlam çıkıyor zaten karşımıza. Ancak halkın diliyle yazıldığında yaşayabileceğini anlamadan hayata veda ettiler edebiyatı cedilciler diye. O yüzden bu adamlarda en büyük eksiklik halktan kopuk bir dil kullanmalarıdır. 36. sorunun doğru cevabı A şıkkı. 37. soruya geldiğim zaman yine bir para sorusunda Saatler hakkında hangileri çıkarılabilir diye bir soru sorulmuş. Şimdi paragrafı okuduğum zaman e ee, zaman içinde saatler hakkında zaman içinde farklı türlerin kullanıldığı karşımıza çıkıyor. Bir de e, Müslümanların inançları gereği önem verdiği çıkıyor ama bugünkü biçimine nasıl ulaştığı, bugünkü şeklini nasıl aldığı şeklinde bir a, anlatım bir ifade yok. O yüzden sorunun doğru cevabı 1 3 şeklinde karşımıza çıkıyor. 37. sorunun doğru cevabı D. 38'e geldiğim zaman Parçanın sonuna akışa göre ne gelmelidir diye sormuş. Şimdi Parçanın son kısmına baktığım zaman özellikle Müslümanlar zamanın ölçülmesine fazlasıyla ihtiyaç duyan bir inanç grubunu oluşturur diye bir cümleyle bitiyor. Bunun sonuna gelebilecek en güzel cümle saat ayarının İslam dünyasındaki temellerin daha 8. yüzyılda atılmasının ardında böyle bir neden yatar diye cümle gelmeli. O yüzden 38. sorunun doğru cevabı C, c şıkkı olmalı. 39. soruya geldiğim zaman Parçanın yazarı ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi paragrafı yazan, parçayı böyle yazan bir insanın yazmayı kendisini mutlu eden bir eylem olarak gördüğü söylenebilir. Yaşamını yazmaya adamak gibi bir düşüncesinin olmadığı böyle bir şey söylenebilir. Disiplin çalışmasının kendisini verimli kılmayacağını düşündüğü zaten paragraf içinde çıkıyor yazarlığa kutsal bir kutsal bir anlam yüklemesinden yana olmadığı böyle bir anlam da çıkıyor paragrafta zaten bunu özellikle belirtiyor. Ama E şıkkına geldiği zaman düzenli bir yaşamının ve çalışma biçiminin olmamasına yakındığı. Hayır adam böyle bir şeyden yakınmıyor. Böyle bir şeyin e, oluşunu hatta onu mutlu bile ettiği söylene, söylenebilir. O yüzden 39. sorunun doğru cevabı E şıkkı. 40. soruya geldiğim zaman bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir sizce? Paragrafın bütününe baktığım zaman bu paragraf roman yazmanın belli bir disiplin gerektiğine zor bir iş şey olduğunu söyleyenlerin yazarlığı bir parça kutsadığını düşünüyor musunuz sorusuna cevap olarak yazılmış bir paragraftır. 40. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.